Teknopat'tan herkese merhaba. Bugün Samsung İnovasyon Merkezi'ndeyiz. Samsung'un yeni Flip ürününü inceleyeceğiz. Yanımızda Samsung Türkiye Profesyonel Görüntüleme İş Geliştirme Müdürü Doğan Dizem var. Doğan Bey öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize Samsung Flip'i anlatır mısınız? Ee, Samsung Philip yeni nesil bir toplantı odası çözümü. Bizler burada özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ve aynı zamanda bütün son kullanıcıların gerek bağlantı kolaylığı, gerekse e, yansıtma anlamındaki tüm çözümleri gayet rahat bir şekilde kullanacakları yeni nesil bir cihazı tanıtıyor olacağız. Philip kelime anlamı olarak döndürme kelimesinden geliyor. Ee, biz burada bağlanılan cihazlar ve aynı zamanda üzerine not alınan her türlü cihazın en kolay şekilde kullanılabildiği bir çözümü lanse etmek istiyoruz. Kısaca bu şekilde özetlemek Süper. birlik dedik, peki hangi cihazlarla uyumlu Flip? Ee, Flip şu anda orta ve üst seviye olan bütün Android cihazlarla çalıştırılabiliyor. Özellikle screen mirroring özelliği olan cihazlar burada önemli. Ee, third party olan cihazlarla da e, kullanılan farklı device'larla e, bağlantı sağlanabiliyor. Biraz da kullanalım isterseniz cihazı, cihazın özelliklerine göz atalım. Öncelikle 55 inç bir ekran olduğunu biliyoruz burada. 55 inç 4K 300 nitlik bir parlaklığa sahip bir cihazdan burada söz ediyoruz. Cihazın üzerinde hali hazırda bir medya player'ı var. Bu medya player 1.7 GHz'lik bir işlemci tarafından destekleniyor. 8 GB'lik bir dahili hafıza ve 3 GB'lik bir RAM'e sahip bu hali hazırda arkasında bulunan medya player. Ee, bunun üzerinde e, koşan Tizen yazılımımız söz konusu. Bütün şu anda Samsung cihazlarında kullanmakta olduğumuz Tizen, Tizen var ve sürekli güncellenen bir yazılım biliyorsunuz. bir de tabii farklı kullanım modları var. Biz şu anda yatay modda kullanıyoruz ama dikey modda kullanabiliyoruz değil mi? Tabii ki. Gayet rahat bir şekilde Flip'i döndürebilir. Burada mesela tam ekran modunda kullanıyoruz. Tam ekran modundan çıkartalım isterseniz. Hemen burada gayet rahat bir şekilde Flip üzerinde gerekli düzeltmeleri yapıp üzerine not almaya devam edebiliriz. Evet. Şu anda bir Galaxy S9 Plus cihazın bağlı olduğunu görüyorum. Evet. evet. Bu cihazı gayet kolay bir şekilde buraya gerçi görüşmeler hemen bağlamıştık ama burada yaptığımız tek şey cihazımızın üzerinde bulunan screen mirroring özelliğini açmak ve screen mirroring ile cihazın bağlanmasını sağlamak. Cihazı bağladıktan sonra cihaz içerisindeki ekran görüntülerini almak veya cihaz içerisinden veri almak nasıl mümkün oluyor peki? Hemen anlatayım. Kısaca mesela örneğin şu anda cihazımızın üzerinde hala hazırda bir görselimiz mevcut. Buradan şu tuşa basarak bir görsel almak ve bunun üzerine gerekli olan bütün edit veya çizimleri yapmamız mümkün olabiliyor. Burada aslına bakarsanız kullandığımız kalem çok çok basit bir pasif bir kalem. Bu kalemin üzerinde biz renk değişimlerini, istersek tonlama değişimlerini yapabiliyoruz. Burada bu resim üzerinde bütün her türlü edit'i yapmamızı yapmamıza imkan tanıyor. Burada aslında hazırladığımız platform bir toplantı notu platformu. Burada biz toplantı notumuzu alırken bir yandan da resimlerle destekleyebilir. Resmin üzerinde değişikliklerimizi yapabilir. Telefondan farklı zamanlarda almış olduğumuz farklı görselleri üzerinde oynamalar yapabilir, taşıyabilir veya bunlar üzerinde her türlü düzeltmeyi yapabiliriz. Ve bu da daha sonra buradan kılavuz kısmına baktığımız zaman nerede olduğumuzu görebilir, ekleyebilir, çıkartabilir ve silebiliriz. Aslında burada yapmakta olduğumuz aktif olarak yaptığımız toplantı odası çözümümüzü bir toplantı notu çerçevesinde birleştirmek ve daha sonra bunu paylaşılabilir kılmak. Ee, bunun içinde kullandığımız araç çok basit. Ya cep telefonumuz. Bu içeri aktarı mesela cep telefonu kullanmıştık evet. az önce. Biz mesela bunu aynı zamanda PC'ler için de kullanabiliriz. Windows 8 ve üzerinde olan cihazlar için şu anda hala Intel'in desteklediği e, kablolu veya kablosuz olarak bağlayabilir. E, ve aynı şekilde işte bağladığımız bir USB veya bir A sürücüsünden dosyayı çağırabilir. E, bir şekilde dosyalarımızı buraya transfer edebiliriz. Evet. Peki dosyaları dışa aktarmak söz konusu olduğunda nasıl seçeneklerimiz var? Dışa aktarmak istediğimizde standart bir toplantı odasında bir toplantı notu hazırlanır ve bu işte kişiler kişiler fotoğraflarını çeker. Kimi zaman bunlar kaybolur veya önemsenmez. Bunun yerine biz dışa aktar seçeneğinde bir e-posta atılmasını atılmasını sağlayabiliyoruz. Buraya buraya girdiğimiz herhangi bir e-mail adresine bu bize mail olarak gönderilebiliyor. Aynı şekilde A üzerine tanımlı olan herhangi bir yazıcıya veya bir USB belleğe veya herhangi bir ağ sürücüsüne gönderme mümkün olabiliyor. Evet. Peki şirket içerisinde farklı departmanlar var ve bunlar birbirleriyle notlarını paylaşmak istemeyebilir. Bu durumda nasıl bir güvenlik çözümü söz konusu? Şöyle, şöyle özetleyelim. örneğin mesela burada geldik. Atıyorum biz bunu kaydetmek istedik. Bu toplantı notu olarak bize kaydedildi. Daha sonra geldik. Biz bunu kilitleyelim dedik. Buraya da işte bir şifre koyduk. Dedik ki şöyle bir şifrelemeyi tekrarlayarak oluşturduk ve daha sonra bunu açmak istediğimiz zaman geldik toplantı notumuzun üzerine ilgili şifremizi girdik ve toplantı notu tekrar aynı yerden açılmış oldu bizim için mesela herhangi bir dosyayı açmak istediğimizde diyelim bir önceki haftanın dosyasını açmak istiyoruz açıyoruz bunun üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak istediğimizde gayet rahat şekilde yapabiliriz bu da bize şu esnekliği getirir. Bir önceki toplantıda ne konuşulmuştu, bir sonraki toplantıda nasıl devam ediyoruz, hedefimiz neydi? Bu tip şirket içi görüşmelerin daha sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlar. Evet, peki epey bir çalışma yapacağız. Cihazın bu alanda hafızasında ne kadar not kaydedebiliyoruz, böyle bir veri var mı? Ee, şöyle, ee, normal şartlar altında bu tarz toplantı notu olarak 8 GB'lık bir hafızamız var. Ama bunu istersek USB üzerinden ee, extend edebiliriz. Yani cihazın arkasındaki USB portuna takacağımız bir belirlekiyle hafıza yaptırmak mümkün. Aynen, Aynen. mümkün. Cihazın dokunmatik özelliklerinden biraz daha bahsedelim istiyorum. Sadece beraberinde gelen kalem mi kullanabiliyoruz yoksa başka kalemleri de kullanmak mümkün mü? Ee, beraberinde kalem, gelen kalem, basit tahta bir kalem. Ee, sadece iki ucu kalınlıkları sebebiyle, kal farklı kalınlıkları desteklemesi sebebiyle kullanılan bir kalem. Burada ayarlar üzerinden zaten görebiliyoruz bunu. Ee, öte yandan herhangi standart bir kalemle de, benim hali elimde bulunan standart bir kalemle de bir hali hazırda yazmaya devam edebiliriz. Bu da bize zaten bu esnekliği veriyor. Kalem kayboldu vesaire gibi bir sıkıntımız yok. Gayet rahat şekilde istediğimiz herhangi bir kalem özelliği taşıyan unsurla yazıyı yazabiliyoruz. E, cihazın bir de en önemli, hani biraz daha e, nostaljiyi seven kişiler için şöyle bir unsurunu da tanıtmakta bir beis yok. Gayet rahat bir şekilde bir kara tahta modu üzerinde de notlarımızı almaya devam edebiliriz. Bu birazcık ilkokul çağlarımızı andıracaktır. E, ama bunun üzerinde de hala hazırda yazmaya ve silmeye devam edebiliyoruz. Ee, bu da aynı şekilde bir toplantı notu olarak yansıtılabiliyor. Kara tahta yatay modda kullanmak daha uygun olabilir. Ona da biraz bakalım isterseniz. Tabii. Buyurun. Aynen bu şekilde. Bu arada görselimiz de dönsün. Burada esasen bu görselin dışında şöyle bir hareket de yapabiliriz. Bir dakika. Bir video açarak mesela burada aynı zamanda medya oynatımını da göstermek isterim size. Evet. Şimdi önemli özelliklerden bir tanesi de siz orada telefonu kontrol ederken telefonun görüntüsü buraya yansıyor. Aynı zamanda buradan da telefonu kontrol edebiliyorsunuz. Eş ediyorsun. zamanlı olarak aynen, aynen. belirttiğiniz üzere eş zamanlı olarak görsel aktarım e mümkün. Normal şartlar altında beklenti nedir? Bir cep telefonu bir ekrana bağlanır ve ekranı cep telefonu üzerinden ekrandaki görüntüyü eleçleyebiliriz. Evet. Ama burada bizim Flip'le sunduğumuzsa sizin normal şartlar altında ekranda yaptığınız hareketin cep telefonunuza yansıyor olması. Bu aynı şekilde notebooklar için veya diğer bağladığınız bütün cihazlar için. Için geçerli. Cep telefonumuzu bağladıkça Bağladığımız cep telefonunun üzerinden herhangi bir video oynatabilir. O oynattığımız video üzerinden de aynı şekilde görselleri görseller alabilir ve bunun üzerine eleştirme yapıyor olabiliriz. Cihazın üzerinde bulunan aynı şekilde e ses sistemi vasıtasıyla bu videoyu gayet rahat cep telefonumuz üzerinden oynatabiliriz. Bunun üzerinden aynı şekilde videoyu tam ekran olarak gösterebilir ve iste arzu etmemiz arzu ettiğimiz zaman bu bu videoyu durdurup bunun üzerinden Herhangi bir görsel almayı da sağlayabiliriz. Aynı şekilde bu almış olduğumuz görsel üzerinden çizimlerimizi veya editlerimizi gerçekleştiriyor olabiliriz. Örneğin şuradaki kalemimizi aynen devam edersek, şuradan devam edersek, buradan aynen eleştirmemize devam edebiliyoruz. Peki S9 çok güncel bir cihaz. Bunun dışında evet. daha eski Samsung cihazlara da uyumluk söz konusu mu? Screen mirroring özelliği olan her cihaz burada destekliyor. Doğal olarak bizim S9, S8, Note 8. Cihazlarımızın hepsi burada tam ekran olarak çalışmayı sağlıyor. Ee, bir nebze orta seviye cihazlarda burada hali hazırda tam ekran olarak görmüş olduğumuz görseller biraz daha küçük olarak yansıyor. Ama o da genelde yatay kullanımla çözümlenebiliyor. Evet. Peki iOS uyumluluğu ne durumda? Ee, o tarafta e, şu an için hali hazırda bir resmi bir uyumluluk olmamakla beraber kullanılan harici bazı dangle'larla, HDMI portu üzerinden satılan, temin edilebilecek bazı dangle'larla en azından tek taraflı olarak kullanım bir yansıtma söz konusu oluyor. Evet. Peki ileride gelecek bir güncelleme ile desteğin artırılması söz konusu mu? Evet. İnşallah bir aksilik olmazsa işte önümüzdeki yılın başında bugün yapılacak olan bir yazılım güncellemesiyle bunun destekleneceğini öngörüyoruz şu anda. Evet. Hala hazırda cihazın da bir özelliğini burada söylemek vurgulamak gerekiyor. E, cihaz güncellenen bir cihaz, evet. normal bir telefon gibi, bir tablet gibi güncellenen bir cihaz. Bu yüzden hardware aynı kalsa bile e, yazılım destekleriyle biz e, kullanıcıların sürekli olarak hizmet almasını sağlıyor olacağız. Bence Flip'in en önemli özelliklerinden bir tanesi tekerlekli olması. Ofis içerisinde istediğimiz yere, istediğimiz kullanım alanına gayet rahat bir şekilde tekerlekleriyle taşınıp kullanımına imkan veriyor. Herhangi bir şey konuşmak istediğimizde direkt olarak cihazlarımız üzerinden bağlayıp gayet esnek şekilde kullanım kullanabiliyoruz. Evet ve ürünün sadece tek bir kablosu var gördüğüm kadarıyla. Aynen güç sadece kablosu. elektrik kablosuna, sadece bir güç kablosuna bağlamamız burada yeterlidir. Bir de aynı zamanda kablosuz bir internet tabii ki. Evet sizler birlikte Samsung Flip'i inceledik. Verdiğiniz bilgi için teşekkürler Doğan Bey. Ben teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.